Birer kahramandı her biri kendi hayat öyküsünde. Ben bu su içince yıkamadım da. Bir kez olsun baba demek istiyorum. Keşke hep birlikte büyüseydik. İçimde bir anne özlemi var, anne hasreti var. Bir evlat hayatım ana sevgisidir. Bir kere sarılmak istiyorum ben. Bana benzeyen bir parça istiyorum. Niye böyle bir şey oldu? Bunun merakı var gerçekten. Her bölümünde başka virajlar, başka iniş çıkışlar. Biz babamızın mezarını baba tarafından akrabalarımızı, kardeşlerimizi bulmak istiyoruz. Bazısı evladından ayrı düşmüştü. 36 yıldır ne gözyaşım dindi ne kızım aklımdan çıktı. Bazısı anne babasından. İçimde bir anne özlemi var, anne hasreti var. Baba oğul ilişkisi nasıl olur öğrenebilmek istiyorum. Nereden geldim, kime benziyorum, bana benzeyen bir varlığın olması bile beni heyecanlandırıyor. Biri bana oğlum demesini isterdim. Ama maalesef o yok işte. Bazısı da kardeşinden. Kardeşimle büyümeyi çok isterdim. Çünkü hep bir kız kardeşim olsun istedim. İlerledikleri yollar farklı, yaşamlarını değiştiren yönse aynıydı. Annem neden bıraktı onu ben de bilmiyorum. Kim bilir ne yaşadı. Şu an geçsin hiç soru bile sorma. Bir havluya sarılmış vaziyette buluyorlar. 36 yıldır sakladın mı Feriz'i onlara? Hiç yıkamadan saklamış. Acaba babama hiç benziyor muyum? Tip olarak, huy olarak bunu da çok merak ediyorum. Keşke hep birlikte büyüseydik. Gülcan seninle son resimlerimiz bu. Sen bizim eksik kalan parçamızsın. Annem hep bana diyordu ki gelip alacağım diyordu. Hiçbir zaman için gelmedi. Ben o kapıda kaldım. İmkansızlar mümküne, hayaller gerçeğe, inançlar mucizeye dönüşürken bir masal değil, hayatın ta kendisiydi Mutlu Sonlar. Sen kızını aramaya geldin. Bir kız değil, iki kız geldi. İnşallah, inşallah, inşallah. Ahmet'in babanı bulduk. Kardeşinizi buldum. Gözünüz aydın. Dilekçim anneni buldum. Esancım aileni buldum. Anneni buldum, babanı buldum. Hatta 9 tane de kardeş buldum sana. Sonu hep ilkti. O ilk sesleniş, ilk karşılaşma, ilk sarılma. Yenilere, yeniliklere gebeydi her kavuşma. Bu annenin fotoğrafı. Ve işte babam da telefon attığımızda. Üzerinden öpüyorum, ağlama. Sen benim oğlumsun. DNA testine bile gerek yok bence. Annesiyle ilk kez kucaklaşacak. Oo, gencecik bir anne. Bilinmezler bilinene, gözyaşları gülmelere, koca boşluklar kucaklaşmalara bıraktı yerini. Bak kurban olayım ben sana. Bırakma bir daha. Yok. Siz beni bıraktınız. Ben bırakmadım. Allah da biliyor. Herkes de biliyor. Kurban olayım. Yılların acımasızlığı saniyelerde yok oldu. Senelerin yalnızlığı dakikalar içinde kalabalıkla silinip unutuldu. Sizi görmeye geldim. Ağlamamak için buraya gelirken söz vermişti. Ay valla ben bile ağlayacağım, sen de ağla. Toplamda 35 kuzeniniz var. Hepsi gelmek istedi. Ne mutlu bize ki biz de bu buluşmayı sağlayabiliyoruz burada. Rabbime şükürler olsun. Anne, baba, kardeş. Tüm bağlar bir anda anlam buldu. Bak, hadi kaçın. Güzel, güzel sana, güzel. Kardeşleri alalım stüdyomuza. Seninle tanışmaya bir teyzem ve abin geldi. Amca da baba yarısıdır. Bana benzeyen birini ya, istiyorum evet, dedim. Bütün akrabaları sana benziyor. Geçmişin telafisi gelecekte saklıydı artık. El ele verip birlikte ilerleyecekleri gelecekte. Yaşanmışlıkların hüznü, yaşanacakların sevincinde eridi. Yeni bir sayfa vardı önlerinde. Mutlulukla, bir arada olmanın heyecanıyla yazılacak yeni hayat bölümleri. Kızım, burası annenin evi, bundan sonra senin de evin.
Yeni hayatımın ilk günü sanki yeniden doğmuş gibiyim. Hissetmediğim bu sıcaklığı hissettirdi. Gerçekten çok teşekkür ederim Müge Anlı'ya. 18 yıl sonra gelen bir mutluluk. Allah bize iki tane yeğenimizi tekrar bağışladı. Hayatımızdaki en güzel kahvaltıyı yaptık bugün. İyi cumartesi Müge Anlı. Kendi öykülerinin kahramanıydı ama onların da bir kahramanı vardı. Müge Anlı.